sarı sonbahar ve kırmızı yaprakların bir rüya bahçesine dönüştürdüğü yerdeyiz. Kırmızı sarmaşıklar, kırmızı badanalı gecekonduyu belinin etrafından sarmış. Bahçemde yeşil sarmaşıklarımın arasında bir kırmızı sarmaşık yansın istedim. Ve bu istek beni buraya getirdi. Buradan alıp yaratacağız. Yaşamı bir başka yere, bahçeme taşıyacağım. Yeni bir yaşam bahçemde başlayacak. Ve işte buradaki uzun dalı alıp bunun gibi iki dal kesip götürüyorum. Şimdi bu dalları köklendirmek üzere işleme alıyorum. Dalın kök kısmında T harfi oluşturuyorum. T şekli oluşturuyorum bu şekilde. Ve makasımla hafif sıyırıyorum. Böylelikle buralarda köklendirmeyi hızlandırmak amacım. Gördüğünüz gibi diğer dallara da bu işlemi yapıyorum. Böyle uzunca bir dal şeklinde bahçeme ekim yapacağım. Gördüğünüz gibi duvarlarım hep yeşillikler içinde. Yeşil sarmaşıklar var. Burası da boydan boya. Yaseminler ve hedera sarmaşıklarıyla dolu. O yüzden ben bu kırmızı sarmaşığı en uygun tam bu noktada düşündüm. Kırmızı sarmaşığımı buraya ekeceğim. Evet, tam bu noktaya ekiyorum. Uzun sivri bir çubuk yardımıyla toprağa batırıyorum ve sarmaşığımı buraya daldırıyorum. Etrafını kapatıyorum. Sarmaşığımı gördüğünüz gibi deliğin içine böylelikle daldırıyorum. Etrafını kapatıyorum. Kasım ayının sonunda olduğumuz için Kasım ayı çiçek, gül köklendirmek, sarmaşık köklendirmek için çok doğru bir zaman. Daha sonra da etraflarını sulayacağım. Bu kadar. Böylelikle sarmaşıklar benim de bahçemde köklenecek. Kırmızı çiçeklerimiz burada da yok değilmiş. Gördüğünüz gibi burada bir telgraf çiçeğimiz var. Burada da bir kırmızı çiçeğim var. Kırmızı çiçek de bahçeye çok güzel bir farklılık, güzellik katıyor. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olun. Yorumlarınızı aşağıya bırakın.